Herkese merhabalar. Yepyeni bir TFT'den hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. TFT Set 8 yine yeni şeyler deneyeceğiz. Yine güzel oyunlar çıkarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince hepinize şimdiden keyifli seyirler. Umarım keyifler yerindedir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hepinize bu arada iyi günler de diliyorum. Onun dışında videoya hoş geldiniz. Umarım tatlı güzel bir eğlenceli bir oyun çıkarırız. Birinci olmaya çalışacağım tabii. Tryhard oynamaya çalışacağım. Güzel boyutlar yapmaya çalışacağız. Aklımda güzel şeyler var. Bakalım yapabilirsek tatlı olacak. Çok fazla altın attı. Peki. Kanala destek olmak için, bana destek olmak için videoya beğeni atabilir, kanala abone olabilir ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda beraber karşılıklı konuşabiliriz. Elimden geldiğince bütün yorumlara geri dönüyorum. Böyle güzel. Evet, bütün yorumlara geri dönüyorum. O yüzden yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim. Güzel şeyler yapacağız. Önce Wukong'un ultisine bir bakalım. Büyü hasar veriyor. İsabet alan rakip başına 50 zırh ve büyü direnci kazanıyor. Wukong çok güçlü bir tank olacak bizim için. Üzerindeki item çok hoş değil. Ama yedekten bir tane Wukong'um var. Savunucuyu açtık. Şimdi burada bir Devin Genç var. Devin Genç. Bunu da böyle koyarız. Burada da bir tane büyü şorumuz var. Devin Genç ile birlikte gelen. Bu da iş yapar. Böyle bir başlangıç yapabiliriz. Şimdi bu kalkan alıyor, bu kalkan alıyor. Bu zırh ve büyü direnci alıyor falan. Çok tank olduk bence şu an. Derken animatimi şunu da alalım. Bir animatimi daha. 3 tane animatimi açıldı şu an. Şimdi ilk yetenek kullanımı ardından bu Wukong git diyor. Bu bildiğin şey ya. Av heyecanı. Bana çok güçlü geldi. Hazır bir sürü de animatimimiz var. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir şunu şey yapalım. Şuraya şunu koyalım. Şuraya da bunu koyalım. Şöhretimizi açalım. Level alalım. Şunu da buraya koyalım. Bir tane Vayne gelecek. Zaten 5 animatimine çıkmış olacağız. Daha sonrasında da Silas'la sanırım yer değiştirebilirim. Sonuncu animatimini. Artık kimse o. Wukong'la işimiz var mı? Şu an Wukong'la işimiz yok. Mecha öncü, savunucu bunlar gidiyor. Buraya isyankar, şakacı, savunucu, maskot girebiliyoruz. Galio'yu alırım. Halk kahramanı ariyetten. İşe yarar kesinlikle. Buraya kaybettik galiba. Savunucu kim savunucu? Sanırım Riven savunucu aynen. Boğa kuvveti isyankar. Bunu da çıkarız. Büyü şorla da işimiz kalmadı. Şimdi Poppy 2 oluyor. Poppy 2 olursa içeri girerim bu arada. Hatta şunu direkt şöyle içeri girelim. Takımımız zırh kazansın. Büyü şor ve boğa kuvveti. Bununla işimiz yok. Bu da gidiyor. Buraya bir tane Galio girecek. Bunu bir tık erken yapsaydık belki az önceki fight'i kaybetmezdik ama tabii ki bilemeyiz yani. Şununla da şunun yerini değiştirsem iyi olurdu. İtemler çok güzel gelmedi açıkçası. Şu item iş yapar, bu da iş yapar da şu anlık çok nice değil. Güzel. 300-300 can kazanıyorlar. Ayrıyeten şöhret kazanıyorlar sürekli. Nasus ileri sürdüğünde takımın bir rakibi alt ettiğinde 300 can yeniler. Oha çok iyiymiş. Herkes 300 can yeniliyor. Bir kişi değil, herkes. Ben bunu bir kişi diye düşünmüştüm. Peki çok iyi.
Şunu şöyle yapalım. Diğer turda level alırız. Galio'yu gireriz. Hem maskot olacak ekstra iyileşme. Hem de halk kahramanı ekstra şey verecek. Herkese mana verecek. Jinx'in ultisi gayet güzel. Fakat Jinx'in saldırı hızı çok düşük bence. Gerçi hepsinden yüksek. 0.7. Ama çok yavaş vuruyor be. Buraya bence kaybederiz. Çünkü burası güçlü. Poppy 200 zırh kazanıyor. Hepsi AD. Bu Poppy ölmez. Üzerinde bir de gün ateşi var. Ayrıca bir de hepsi şu an Renekton'a vuruyor. Ben kazanacağımı düşünmüyorum ama kazanabilir miyiz acaba ya? Emin olamadım. Şunun ultisi şuraya değmezse. Değmedi. Hayret, kazandık mı? Yok. Poppy kesti şeyi. Burayı alamayız bence ya. Yok yok, çok zor. Aldık mı? Of. Çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım. Şimdi ne istiyorum? Ben bir tane şunu alırım ya. Yani şundan alalım. Ya da tek kılıcı alalım. Tek kılıcıyla şeyimiz daha yüksek. Hem kanı susamışa dönebilirim hem ebedi kılıça dönebilirim. Tek kılıcı alsak sanki daha mantıklı. Zaten şu da gitti. Şimdi Vayne geldiğinde Vayne'e tek kılıcını vereceğiz. Bir tane kanı susamış, bir de Buin sosunu vereceğiz. Bizi taşıyacak diye düşünüyorum. Umarım yani. Anima Team'i çünkü çok rahat bir şekilde geldi. Şöyle yapalım. Bu adam 3 maskot, boğa kuvveti, halk kahramanı. Yeneriz diye düşünüyorum. Bunu yenemeyebiliriz, 5 level. Gerçi ben de 5 levelim de. Şuna denk geldik. Bunu yener miyiz? 4 düellocusu var. Bakacağız. Galio'nun yaşaması iyi bir şey tabii ki. Aa, o da Nasus almış. Ya şu 300 can iyileştirme o kadar iyi ki, şuna bakın. 1600 can iyileşti şey. Bir kar canı iyileştirmiş. Zaten kendisinin bir kar canı var. Şimdi hepsinden perlerim var elimde. Bunu yapalım. Hatta bir daha. Tamam. Daha fazla düşmeyelim. Bir daha basacağım. Tamam. Daha fazla basmayalım. Çünkü burada Riven de 2 olabiliyordu. Nasus da 2 olabiliyordu. Sylas da 2 olabiliyordu. Galio'nun 2 olması güzel oldu. Şu özelliği gerçekten güzel. Şu ekstra mana kazandırma özelliği gerçekten güzel bence. Kimse Galio'yu vurmuyorken hazır. O bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Ama bunun da şu elemanı sıkıntı. Neyse ki birimleri katlediyoruz da ekstra can kazanıyoruz bir şekilde. Nasus ölmezse iyidir. Nasus öldü mü? Nasus öldü ya. Galio Jinx'e vuruyor. Öndekiler de bunları oyalıyor. Sanırım burayı kestik ya ama. Aynen. Çok güzel. Birinciyi de yendik. Yani çok fazla can iyileştiriyorlar. En çok da Jinx vurmuş. Bu arada ikinciyi yenmişiz. Birinciyi değil. 4 win rate de buraya girdik. 5 win rate de girsek daha iyi olurdu. Şurada da şu savunucu olayını açamadığımız için biraz sıkıntıya girdik ama sorun yok. Sorun yok. Şimdi burada Vayne ve Sylas'ı girmemiz gerekiyor. Ama 5 levelim ve girebilecek tek bir kişilik yerim var. Thanos'lamış ve ebedi geldi.
Çok güzel. Yoksa Guinsoo mu geliyor? Yok artık. Güzel. Yani çok iyi itemler geldi. Kana susamış ebedi. Guinsoo'nun bir parçası da geldi. Harika itemler geldi. Şu an bekleyeceğim. Ya yani item versem buraya yeniliriz diye düşünüyorum. Bu adamın çünkü şu elemanı güçlü olacak. Ama item vermemiş. Burada da şu güçlü olur mu? İtem vermek istemiyorum şu an. İtemleri beyne saklamak istiyorum. Jinx çok yavaş vuruyor gerçekten. Ama bilemedim, emin olamadım. Kana susamış ve Guinsoo, kana susamış ve ebedi versem Jinx de iş yapar. Buraya yenildik galiba. Çünkü kimseyi kesemedik. Oo, hatta kimseyi kesemedik. En azından iki kişi kestik. Sıkıntı yok, yeneceğimizi zaten tahmin ediyordum. İtem vermedik çünkü. İtem versek belki bir ihtimal. 30 gold'dayız, 5 leveliz. Burada kalalım. Biraz yenilsek de çok bir sıkıntı yok. Şimdi 2, 4, 6, 7 İyon kıvılcımı ve Riven kazanırsın diyor. O diyor ki sen Riven'e İyon kıvılcımını ver. O zaman sen bunu al. Şimdi anima timini buna versek ya da şuna mı versek? Anima timini hangisine versek? Bilingeç ve savunucu, halk kahramanı ve maskot. Yani bu iki özellik birden açıyor. Bu sadece tek özellik açıyor. Ama takımıma ekstra zırh veriyor. Kim çıkacak? Burayı aldık mı? Emin değilim tam. Ya ultisini Jinx'e atsa belki bir ihtimal istiyorum. Ultisini şuna atsa belki kazanırdık ama. Güzel. Hala kazandık. Tamam, Vayne geldi. Ebedisi, kana susamışı, saldırı hızı. Galio'ya verelim ya. Galio'nun ayakta durması çünkü hepsinin bir de ekstradan 2 mana inlemesini sağlayacak. Bu işe yarar diye düşünüyorum. Peki, güzel. Ön saflarımız tank ama arkaya bir şekilde hasar geliyor. O hasar nereden geliyor bilmiyorum. Mesela şey öldü. Jinx mi öldü? Buraya kayıp mı ettim ben? Buraya kaybettim. Aa, bu adamın ama şeyi var. Lanetli tacı var. Ekstra 2 birim alabiliyor. Ben şimdi buradan şunu alıp çekilmek istiyorum. Bu kalmazsa şunu alırız, kimse veririz. Kaldı galiba. Çok çok unlucky ya. Bir tık daha önde dursam. Bir adam açılmayı bekledi, bekledi, sonra gitti, aldı. Neyse. Bunu Jinx'e vereceğiz. Şu an Jinx'in 0.7, Vayne'in 0.83. Gerçi şu var. Belki ondan alakalıdır. Gidiyor. Bunu sen alıyorsun. Şunu da şöyle yapıyoruz. Burası böyle okey gibi.
Şimdi elimde bir tane Silas var. Bir tane de sonuncu kim anlayamıyorum. Diego değildir galiba. Miss Fortune olabilir. Bunlar bayağı bir AD kazanıyor. Şu an 105 AD'si var mesela bu. 99 AD'si var. Burayı alırız diye düşünüyorum. Canlar çok az. Ekstra can iyileştirme gerçekten çok iyi oldu. Riven 3K tanklamış. 3K hasar vermiş daha doğrusu. O Riven'e verdiğimiz item. Savunucu dövüşçü Riven'i güçlendiriyor Poppy. Buraya bir dövüşçü daha ekleyebilirim. Şimdilik en azından şey gelene kadar. Diğer hünerli gelene kadar. Sejuani'yi alalım. Başka anima team'e giden var mı? Lazer Birliği, Maskot, Savunucu, Süper Kahraman, Maskot, Düellocu, Düellocu. Başka anima birliği giden yok. Bizim için çok iyi. Ya hiç olmadı. Galio'yu çıkarırız. Manadan ve saniyelik can iyileştirmesinden feragat edip Riven'in zırh ve takımın ve Riven'in ekstra zırh kazanmasını artık seçeceğim. Şöyle düşününce hem ekstra takım zırh alıyor hem Riven zırh alıyor ve Riven şu an bayağı şey yani tank üzerindeki eşya ile birlikte hasar veriyor. Poppy yerine şey de girebilirim bu arada. İlla Poppy olmak zorunda değil. Set girebiliriz. Mecha oyuncu. Çok güzel şeyler atmadı. Hatta neredeyse hiç güzel şeyler atmadı. Şimdi bu gidiyor. Bu da gidiyor. Kaysa var. Kaysa da gidiyor. Bilici muhafızı, gözcü. Gözcü açsak beyin için güzel olur ama şu anlık öyle bir şey yapmayacağız. Bir tane dövüşçü açacağız. Civeni bufflayacağız. Başka ne açabilirim? Düellocu açıp beyni bufflayabilirim. Düellocu açtığımda Vayne %60 ekstra saldırı hızı kazanacak. Maksimum güçteyken. Emin olamadım. Yani Sejuani'nin ultisi çok daha fazla iş yapar diye düşünüyorum açıkçası. Ama Sejuani ha şimdi ulti attı. Burası bizi niye böyle bu kadar yok etti? Miss Fortune. Bir tane daha ulti atmasın. Güzel. Ekstra can iyileştirmeleri çok güzel oldu. Yoksa bir ultisine daha ölüyorduk. Tamam. Bakın Riven yine 3.6K. Seksen can ve ilave 10 saldırı gücü kazanır. Bunlar zaten ilave %10 kazanıyor. Kaç adresi var? 105. %10'u 100 eder. Yani %10'u 10'dan fazla eder. Bu da 10 eder. Bu da yaklaşık 10. Bayağı kazanacaklar. 80 can ve %10 ilave saldırı gücü. Yenilesek mi ya? Bence şu çok daha şey olur. Çok daha yerinde olur diye düşünüyorum. Lazer Birliği Düellocu Hacker. Sejuani nasıl? Tanklamış mı? 1K tanklamış. Sejuani yerine Zed girebilirim. Vayne'i bufflayabiliriz. Bir tık daha arkalara falan gideriz. Nasus'un patates. Gerçi Nasus'un zaten bir level ya. Bir level ortada bir tane Nasus'un var gerçekten. Şaka gibi. Hiç olmadı.
Eşi yok ediyor ama sersemlik yiyecek. Biz de böylece kazanacağız. Z2 olursa dedi girelim. Güzel, bunu da bunun yerine gireceğim. Birazdan 2 level olsa girerim aslında. Biz şey yapalım ya. 1K canı var. 105 sır 45 büyü direnci var. Setin 60-60, o yüzden set şimdilik dursun. 2 olursa öyle girelim. Zaten kazanıyoruz. Bozmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabi işler her an değişebilir. Bu kim mesela? Viego. Viego şurayı ultilerse sıkıntı. Bu niye bu kadar çok fazla can kazanıyor ya? Viego'ya birisi vursa artık. Maskotu var bu adamın. Bayağı can kazanıyor bunlar. Neyse ki Riven ölmüyor. Ama bizimkiler de can kazanıyor. Bu adamın bayağı bir maskotu var. 6 maskot. Ya çatır çatır iyileşiyorlar. Şimdi ben şunu istiyorum. Bana kalmayacak tabii ki. O bize kalmayacaksa ne alırız? Ne alabiliriz? Zırh alabilirim. Ya da büyü direnci alabilirim. Aynen, büyü direnci alıp Riven'e versek çok tatlı olur. Kaldı mı o bana gerçekten? Yani büyü direnci, Riven'e bir tane ejderin pençesi yaparız. Riven ölmez. Şu anda da ölmüyor zaten. Hem dövüşçü buff'ı açık, hem savunucu buff'ı açık. Kim çıkacak? Sejuani çıkacak. Yerine Sylas ve sonuncusu sanırım şey, Miss Fortune, o girecek. Kazandığımız için çok da zorlamıyorum. Burayı kaybeder miyiz bilmiyorum. Ben bir şeyler yapacak mı? Ben bir şeyler yapamadım. Burayı kaybettik sanırım. Bir tane Vayne gelse çok güzel olurdu. Evet. Sanırım 6 ya da 7 binlik galibiyetimizi şu eleman aldı. 6 düellocu. Güzel bir Vayne daha geldi. Ben çok kaybetmek önemli değil. 8 olacağız. Şeyi bekliyorum. 7 animatimi. Ekstradan şu an herkesin mi 265 canı var acaba? Bazılarını geç girdik ya. Mesela bir level Nasus. Bunun 650 canı var. Bunun 915 canı var. Aynen. 265 can herkes için. Gerçi Nasus en başında girdi sanırım. Neyse. Bu adamda lazer birliği zor olacak biraz. Bakalım. Sejuani ultisi çok güzel ya. Çok güzel. En çok hasarı tank Riven'in vurması, o kadar iyi ki gerçekten. Diğer tura 8 oluyoruz. Daha sonrasında da Sylas'ı girerim herhalde. Gerçi Sylas'ı girmek, MF bulmadan Sylas'ı girmek saçma, Zed'i gireriz.
Kanka yine bir tane Guinsoo şart. Peki, peki, peki. Tamam, çok güzel, çok güzel geldi. Gerçekten çok güzel geldi. Şununla şuna ejder pençesi yapıyorum. Şöyle gün ateşi yapıyorum. Şuna da Guinsoo'sunu veriyorum. Harika oldu. Harika ötesi oldu. Şuraya da bir tane Z giriyoruz. Düellocuyu açıyorum. Başka ne açabilirim? Düellocu, gözcü, şakacı. Şakacılar çatışmanın ilk es %50 değerinin altına düştüğünde canı hedef kuklası çağırır falan filan. Neyse şunu bir girelim. Şeyim zaten 2. Benim zaten 2. Bunu alalım mı ya? Gerçi bu çıkacak. Seju çıkacak. Burayı da yendik zaten. Beynim de çok iyi vuruyor. Riven full can. Üstünde bir de kalkanı var. Riven harika bir şey oldu ya. Gerçekten. Bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum. Riven'in bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum. Israrla şey gelmiyor ya. Sonuncu animatimi gelmiyor. Ya da geldi de ben mi gözden kaçırdım acaba diye düşünüyorum. Yo. Dedi satacağım. Öyle. Aslında Nasus'u önden salıp onun şey yapmasını onun yandan desteklemesini sağlamak daha mı mantıklı olur? Riven'e bakın, hala ölmüyor. Daha yeni öldü. Kaç K tankladı acaba? Kaç K hasar tankladı bakalım mı? 5K hasar tanklamış. Yani Vayne'in vurduğu, Vayne'in ve diğer eleman kimse onun vurduğu şeyi her şeyi tanklamış neredeyse. Yani ciddi olamazsın. Hadi artık. Tamam, bu güzel. Ama bu da güzel. 40 gold'un altına düşmeyelim. Poppy çıkacak. Set girecek. Birinciyle fightlıyoruz. Birinci 4 savunucu 3 animatimi. Aynen MF bunda. Ama bir tane MF'si var yani bu kadar çok etki etmeli mi gerçekten? Buraya kayıp mı ediyorum ben? Yo. Ha birilerinin ölmesi lazım ki artık can kazansınlar. Bu eleman sıkıntı biraz. Bu elemanın MF'si sıkıntı. Riven'i ölsün güzel. MF şeyi teklemezse tamam aldık burayı. Gerçekten Riven harika ya. Şimdi ne istiyorum? Şunu alırım. O kalmazsa Gargoyle alabilirim. Ya da direkt zırh mı alsak? Direkt Gargoyle mi gitsek? Şunu alalım ya. Vazgeçtim. Çünkü bu ne yapıyordu? Hemen bakıyorum. İlave başlangıç manası can değeri 40'ın altına düştüğünde azami canın üzerine kalkan ve zırh ve büyü direnci kazanıyor. Bunu sete vereceğiz. Yani artık bir tane MF gelebilir mi lütfen? Geldi. Ne yapıyoruz? Şu ikisini çıkıyor muyuz? Bir tane de set gelsin öyle çıkalım. Bu şu an şuna verelim. Bir tane set gelsin öyle çıkalım.
Çünkü düellocu ve dövüşçü buff'ını bırakacağız. Çok güzel. Bir tane set arıyorum. Nasus'umuz onun da 2 oldu. Oyun boyu aldığımdan şu zamana kadar 1 level olan Nasus 2 oldu. Sejuan 2 olmasın. Zed de 2 olmasın. Neyse olsun. Zed de 2 olsun. Hadi. Bir tane Viego versin diye görüyorum. Bir tane set versin diye aradım ama yok. Star'la vermiyor. Ben de Zed'de Seju'yu 2 yapacağım artık. Bir gold kaybediyoruz yani. Bir gold düşeceğiz. Seju'nun ulti atması lazım Seju'nun. Bu elemanın da Riven'in ölmesi lazım artık. Tamam. Onun Riven'i öldüğüne göre bizim Riven iş yapar artık. Çünkü beynim de yavaştan vurmaya başlıyor artık. Bir soyukları birikti çoktan. Bu da taşıyıcı beyin gibi görünse de taşıyıcı riba. 20 gold'da bekleyeceğiz. Savunucudan feragat etmeyeceğiz. Şimdi Zed çıksa şunu dövüşçü yap, dövüşçüyü şey yapsak. Gerçi 8 level'e bile çıkabiliyormuş. Şey 9 level'e bile çıkabiliyormuş. Baş melek, dev katili, Morello, kefaret. Civa. Baş melek vermelik bir şey yok. Ben kefaret alıyorum. Kefareti de yine bu elemana verelim. Yok artık ya. Gel artık ya. Herhalde set gelmeyecek. Set gelmediği için ben şöyle Zed'i falan alıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Birer ikişer level ileri gitsinler. Çünkü burası sıkıntı mesela. Buraya kayıp mı ettim ben? Aynen buraya kaybettik mesela. Bunları alsam. Tamam, set geldi. Şöyle yapıyoruz. Bu gidiyor. Bunu buna veriyoruz. Bunu buna veriyoruz. Halk kahramanı ve maskot çıksa, dövüşçü kalsa. Şöyle yapsak mesela. Nasıl olur? 7 animatimi, 2 savunucu, 2 dövüşçü. Riven'in buff'ını çıkartmadım. Yani Riven'i bufflamaya devam ediyorum. Ayrıca bir de işte üstüne set geldi. Hani set de kesinlikle Poppy'den daha çok tanklayacaktır diye düşünüyorum. Ki öyle de yapıyor şu an gördüğünüz üzere. Şu gidiyor, şu gidiyor. Şu gidiyor, 40 gold payı. Bizi yenen eleman nasıl öldü ben onu anlamadım. Görüş. 64 golda çıkıp bir de şey yapabiliriz. Diğer el bekleyip Zed'i içeri alabilirim. Şöyle yapsam.
Zedi tekrar içeri alabilirim. Böylelikle de Vayne'i bufflamış oluruz. Bunu şöyle yapalım. Yani adam yer değiştiriyor tabii haliyle. Onun da yapacağı bir şey yok ekstradan. Biz şu an 7 anima timine çıktık. %50 ilave saldırı gücü ve ilave yetenek gücü. Aynı zamanda 525 can adam başına. Riven kolay kolay ölmeyecek. Bir de orada Set var. Set'in ulti atması lazım. Güzel. Riven ölecek mi? Acaba? Riven öldü mü sanki? Riven öldü. Bizimkiler de öldü. Mü? Ölmüştür ya. O kadar da değil. Evet. Velvet'i çok vurdu. Şimdi burada ne istiyoruz? Şunu alırım ya. Bunu alırım. Bunu Jinx'e veririz. Jinx sürekli ulti atar. Ya da şeye veririz. Şu ulti atar. Şöyle ayrı ayrı koyalım. 60 gold. Bunu da şöyle koyuyorum. Maskot da koyabilirim bu arada. Tekrar Galio'yu tekrar içeri alabiliriz mesela. Bu sefer de yeri ben değiştirdim. Jinx'in yerini değiştirdim. Bir de şu elemanın yerini değiştirdim tabii. Bu sefer kazandık mı? Yani şeyim ölmedi. Ama Velvet'i sıkıntı mı? Yok. Tamam, bu sefer kazandık. 24 vurur muyuz bilmiyorum. 24 vurmadık. Bir sonraki fight'a kaldı. Ekstradan yapacağımız tek şey hani MF aramak. Velvet'in kaç level? 2 level. Çok güzel. MF'mde 2 level oldu. MF'nin yerini değiştirmiş. Ben de değiştireceğim. Böyle şuraya alıyorum. Bakalım nasıl olacak. Velvet'e tekrar item vermiş. Ama işin güzel tarafı şu. Sejuani ulti attığında Velvet'ine ulti atıyor ve Velvet bayağı bir süre kalıyor. Çok güzel. Epey de şey tekledi. Buradan da oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bir bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ve birinciyiz.